Bugün nelerden bahsedeceğiz? Merhabalar öncelikle. Bugün inşaat mühendisliği ile ilgili sektöre dair açıklamalarda bulunacağız. Çok güzel. Konuğumuz inşaat mühendisi Melek Üzer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Bahsedeyim Melek Üzer. Ankara'da doğdum, Ankara'da yaşıyorum. Eee Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği mezunuyum. Çok tebrikler. Başarılarınızın Teşekkür devamını ediyorum. diliyoruz. Tecrübelerinizden ve şu an yaptığınız işten bahseder misiniz? 8 yıldır bu sektörde çalışıyorum. İşi tanımlayacak olursak Türkiye'nin en büyük şehir hastanesinde çalışıyorum. Yaklaşık 5 yıldır buradayım. Projelendirme aşamasından tutun, imalat aşamasına, imalat aşamasından maliyet ve planlama olarak nitelendirebiliriz. E, şunu da parantez içinde belirteyim, mesleğine aşık bir inşaat mühendisiyim. Güzel. E, mesleği sevmeyen kesinlikle bu meslekte maalesef tutunamıyor. Bunu söyleyebilirim. E, evet. İnşaat mühendisi olmaya nasıl karar verdiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Tabii ki şöyle söyleyeyim onu da. E, küçük yaşlardan beri esasında e, mühendislik anlamında problem çözme ve e, görsel ve matematik olarak bir sunum yapmak beni her zaman heyecanlandırmıştır. Danışman hocam da hani bu özelliğimi keşfettiği için bana böyle bir hani mühendislik anlamında projelendirme görsel sunum şeklinde bir mesleğin olduğunu söyledi. Böylelikle başladım. Yani problem çözmeyi seviyorum, İşin matematiğine dökmeyi. Bu beni heyecanlandırıyor. Evet. Peki inşaat sektöründe bir kadın olmanın dezavantajları ve avantajları nelerdir? Einstein'ın dediği gibi ön yargıları kırmak atomun çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. Maalesef şantiyede de böyle özellikle şantiyede kadın ve erkek ayrımı maalesef sektörde var. Bunu mesleğe ilk başladığım anda da gördüm. E, şöyle söyleyeyim yani e, kadın erkek ayrımı olarak değil ama inşaat sektörü bazında da değil. Yani e, bunu tüm meslekler için esasında Maalesef söyleyeyim. Evet. E, erkek Yani tabii ki yani şöyle bir ürün sipariş ediyoruz. E, lacivert bir takım elbise geliyor ürün geliyor. Kadın ya da erkek söylüyor bunu. Aynı şekilde bir kadın olarak ben şantiyede. E, 035'lik kum ya da 12'lik Demir dediğim zaman e, o da geliyor aynı ürün yani farklı ürün olsa da e, sonuçta sipariş üzerine gelen bir malzeme var e, işin niteliğini bildiğiniz zaman sonuçta e, hiçbir şekilde e, Sekteye uğramıyorsunuz mesleki anlamda öyle söyleyeyim. Aynı şekilde e, lüks restoranlarda çalışan e, aşçılarımız, usta başlarımız var. Bunlar da yardımcılarına diyor ki şu yemeği şöyle yapalım, yapabiliriz, e, bunu böyle ekleyelim. E, bir ürün çıkartıyorlar bunun üzerine. Biz de öyleyiz aslında. Ustalarımıza ya da alt mühendislerimize e, imalatı tarif ediyoruz. Projeyi tarif ediyoruz. Ve bir ürün çıkıyor. Yani ürün derken tasarım anlamında, mimari anlamında bir ürün çıkartıyoruz ortaya. Böyle evet. söyleyebilirsek, bunu başarabilirsek Türkiye'de bence tabuları yıkabiliriz. Çok güzel. Türkiye'de inşaat sektörünün geleceğiyle ilgili fikirleriniz nelerdir? Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Bu yatsınamaz. Ee, insanlık, e, medeniyet e, ölmediği sürece inşaat sektörü devam edecektir. E, böyle nitelendirebilirim. Pandeminin inşaat sektörüne etkileri neler oldu acaba? E, tabii tüm sektörler gibi maalesef e, pandemi inşaat sektörünü de sekteye Etkiledi. uğrattı. Hı -hı. E, i̇şin ham madde boyutundan tutun da projelendirme aşamasına kadar maalesef durma sürecine kadar gitti. Maalesef. E, ürünlerimiz maalesef daha çok e, ithal bazlı olduğu için ham madde de sekteye uğradı. E, üretim olmadığı için de e, birçok fabrika kapandı. Şimdi global anlamda da silsile halinde bu böyle devam etti. Şu an e, 7 liraya aldığımız demir 14 lira 300 TL'ye aldığımız beton 1000 TL'ye kadar çıktı. Yani iki kat, 3 kat, 4 kat artan ürünler oldu. Üretim olmayınca maalesef ürün fiyatlarına da yansıdı. Evet. Böyle niselendirebilirim. İnşaat mühendisliğinde kariyer hedefi olanlara tavsiyeleriniz nelerdir acaba? Şimdi bu çok esasında çok özel ve anlamlı bir soru benim için. Mesleği başlayacak olan inşaat mühendisi meslektaş adaylarıma şunu tavsiye edebilirim: Bizim sektörde maalesef e, diplomaların e, kiraya verildiğini görüyoruz. E, bu çok yanlış hem hukuki anlamda hem meslek etiği anlamında kesinlikle e, yanlış bir e, yönetim. E, hal böyle olunca inşaat mühendisliğinin e, yükümlülükleri vardır şantiye şefinin. Bizler de bu diplomayı kiralıyoruz ama o yapıyı maalesef göre, göremeden yani şöyle söyleyeyim bir ürünü görmeden imalat yapıyorlar ve siz o ürünün altına imzanızı atıyorsunuz. Şantiye şefliği çok e, önemli bir mühendislik kesinlikle bir sorumluluk, sorumluluk. E, ve gördünüz hani İzmir depreminde de müteahhitlerin maalesef, maalesef e, tabii ki zemin maalesef. koşulları anlamında birçok problem vardı ama tek imzaya attım geçtim olarak bakılmaması lazım. Evet. Bu 40 yıl 50 yıl kadar yapılarımız bina yaşı anlamında kalıcılığını sağlıyor bu şekilde bakarsak, ee, kesinlikle zararlı çıkmamalı, çıkmayız. Çok önemli. Onun Kesin. sorumluluğunu bilmeleri hı hı. lazım. Evet. Yani e, olması gerektiği gibi yapılmalı her şey değil mi? Kesinlikle. Uluslararası standartlar çerçevesinde kesinlikle. olmalı. Çünkü insan hayatı söz konusu. Ve bunun yanında şunu ekleyebilirim Nesrin Hanım. Tabii. Ee, i̇nşaat mühendisliği, diğer mühendislikler de öyle. Fakat inşaat mühendisliğinde e, bizim e, şu deyimimiz vardır. Şantiyenin tozunu yutmak. Biz bunu yapmamız lazım Tabii yani ben de öyle kesinlikle önce ürünü görmemiz lazım evet. yani üç boyutlu düşünmemiz lazım. Bize yani o beni mükemmel derecede heyecanlandırıyor bir gerçekten ürünün yapılışından, çerçevesinden, tasarımından, tutunda, imalatına kadar yani inanılmaz derecede bir mutluluk duyuyorum, keyif Kesin. alıyorum en azından öyle söyleyeyim. İnşaat sektörü dışında ilgi alanlarınız var mı acaba? Var. Şu an e, teknoloji çağındayız. Yatsınamaz bu durum. E, kimse bu gerçeği bertaraf e, evet. edemez. Şöyle söyleyeyim. E, yapay zeka eğitimi alıyorum şu an ben. Ne güzel. E, bu aslında doktorluktan tutun mühendislik, kasiyerlik e, birçok dalda ameliyat yapan yani şöyle doktorlukta ameliyat yapan yapay zeka üzerine tasarlanmış... Robotlar yapıldı biliyorsunuz. Tabii. Ev süpürgelerimiz yani bir anda popülaritesi arttı. Yani yapay zeka dediğimiz insanın, hayatımıza girdi. Artık. Tabii ki hayatımıza girdi. İnsanın beynini onlar gibi düşünmesini sağlıyorsunuz, taklit etmesini sağlıyorsunuz. Evet, algoritmalar geliştiriliyor, güncelleniyor. İnşaat sektöründe de ileriki yıllarda mesleğimin ileriki aşamasında kalıcılığını sağlaması için yapay zeka eğitimi almaya karar verdim. Çok keyif, keyif alıyorum şey. şu anda da. Harika. Kendinize yatırım yapmış oluyorsunuz. Kesinlikle. kesinlikle. Eğitimde hayat boyu olmalı. Kesinlikle. E, çünkü her geçen gün yeni bir metot geliştiriliyor. Siz de bu konuda kendinize güzel bir yatırım yapıyorsunuz. Çok tebrikler. Evet. Başarılarınızın ben devamını diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederiz. Bugünkü konuğumuz inşaat mühendisi Melek Üzer'di. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için tekrar teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için Nesrin Hanım. Teşekkürler. Rica ederiz. Çok mersi. Sevgili izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.